Selamlar dostlar, Alişo'ya tekrardan hoş geldiniz. Yeniden yeni bir üniversite tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Ayazağa'dayız. Selamlar dostlar, tekrardan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa'da bulunan kampüsündeyim şu an. Bugün sizinle beraber İTÜ'nün kampüs tanıtım turunu çekiyorum. Yanımda Hasan var. Hasan benim yakın arkadaşım ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde matematik mühendisi okuyor. Belki bir günde Hasan'la matematik mühendisi okumak videosunu çekeriz. İnşallah. Benim üniversite tanıtım videoları serisine yeni bir video daha ekleniyor. Çok kısa İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tarihinden bahsetmek istiyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi 1773 yılından bugüne kadar uzanan 250 yıllık bir üniversite. 3. Mahmut döneminde kurulan Mühendishane-i Berri Hümayun ve Mühendishane-i Bahri Hümayun asker yetiştirme kurumları var. Bu kurumların sivil kanadı İstanbul Teknik Üniversitesi oluyor. Bugün İstanbul'da 5 yerleşkeye sahip, bir yerleşkesi de Kıbrıs'ta olan, 38 bin tane öğrencisi olan, Türkiye'ye 2 tane cumhurbaşkanı vermiş, yüz binlerce mezunu olan ve adından çok sıkça söz ettirilen çok güzide bir eğitim kurumumuz. 13 fakültesi var, 6 enstitüsü var, araştırma ve uygulama merkezleriyle beraber. İstanbul, Maslak'ta merkez kampüsü, Taşkışla, Gümüşsuyu, Maçka'da ve Tuzla'da diğer kampüsleriyle beraber çok büyük bir eğitim kurumu burası. Teknik üniversite olarak dünyanın ilk teknik üniversitelerinden birisi. Türkiye'deki 11 teknik üniversiteden en iyisi mi bilmiyorum ama ODTÜ'ler kızmasın ama ODTÜ ile sürekli yaşayan bir teknik üniversite. O açıdan da çok iyi. Dünya sıralamalarında en çok bulunan teknik üniversite yine İstanbul Teknik Üniversitesi. Birçok başarısı var ve bu başarılar gerçekten beni hem çok mutlu ediyor ülkem adına hem de üniversitenin adına da mutlu oluyorum. Büyük bir kurum. Ben de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyan biri olarak bugün İTÜ'deyim. Buranın yeşil alanı bu şekilde. Burası nerede oluyor? Rektörlüğün alt tarafında oluyor ve hemen yanında da merkezi derslik binası var. Biz buradan çıkıp inşaat fakültesine gideceğiz. Oradan uzay bilimleri fakültesine, stadyuma, gölete gideceğiz. Sonra dönüp tekrardan okulun içine gireceğiz. Arkadaşlarla konuşacağım, sohbet edeceğim, röportaj yapacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin nasıl bir yer olduğunu size en yalın haliyle tanıtmaya çalışacağım. Burada gördüğümüz yer İTÜ'nün Ayazağa kampüsünde bulunan Barça Akademi. Burası Barcelona'ya ait bir spor okulu. Hemen yan tarafında da güzel bir park var. Buraya Türkiye'deki futbolcular kendi çocuklarını getiriyormuş. Hatta arkadaşım Atiba'yı görmüştü değil mi? Atiba Çıs'ını gördüm, Pjanic'i gördüm ve Mehmet Topal'la fotoğraf çekildik. Tamam, bayağı bir CV'ye yazılacak şeylermiş. Bu şekilde Barça Akademisi varmış İTÜ okulunda. Şu İTÜ Nova sizin şey oluyor değil mi? Teknoloji Transfer Ofisi. Galiba öyle. Alt kısmı Mediko. Tamam. Mediko zaten Mediko hastane oluyor. Evet. Mediko bizim okulda da var. Üniversitenin kendi içindeki hastanesi oluyor. Öğrenciler burada tedavilerini ücretsiz bir şekilde yapabiliyorlar. Şurada bir tane şok gördüm. Evet. Kampüsünüzdeki marketlerden biri. Başka hangi marketler var? 101 var, Migros var. Tamam, çok iyi. 3 tane market bu kampüs için yeterli diye düşünüyorum. Değil mi? Kesinlikle. Şok olması, ya üniversitenin kampüsünün içinde market olması gayet iyi bir şey arkadaşlar. Şok. Burada gördüğünüz bina İstanbul Teknik Üniversitesi'nin İnşaat Fakültesi. Burası üniversitenin köklü fakültelerinden biri ve içinde 3 tane bölüm bulunuyor. İnşaat Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği olmak üzere. Şimdi biz buradan ilerleyeceğiz kampüs içinde. Hemen şurada da üniversitenin içinde yemek yiyebileceğiniz alternatif mekanlar var. Çoğu Taşlı Üniversitesi'nde sadece yemekhanede yemek yiyebilirsiniz. Fakat İstanbul'daki büyük üniversitelerde ya da Ankara'da ya da başka bir yerde böyle okuldaki yemeğe alternatif ya da okula bir misafir gelince karşılayabileceğiniz bir yemek yiyebileceğiniz mekanlar var. Bir kafe daha var. Burada ıslak hamburgerci var. Onun yanında başka bir kafe daha var. Şöyle kompleks halinde güzel bir bina. Hemen buranın karşısında da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin meşhur kütüphanesi, Mustafa İnan Kütüphanesi var. Mustafa İnan Kütüphanesi burası. Mustafa İnan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eski rektörü, bilim insanı ve mukavemet, analitik
teknik alanlarında büyük çalışmalar yapmış bir kişi. Ben Mustafa İnan'ı Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamı'nın romanı kitabında tanımıştım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrencilere ders verdiğini, öğrencilik yıllarını nasıl geçtiğini, bununla ilgili tecrübelerini aktardı. Çok güzel bir kitap. Eğer okumadıysanız Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamı'nın romanı kitabınızı okumanızı tavsiye ederim. Kütüphane de çok güzelmiş. Şurada bir havuz var ve şöyle havuza sıfır bir şekilde öğrenciler burada ders çalışabiliyorlar. Burada da bir heykel var. Ne heykeli olduğunu bilmiyorum. Şimdi bir bakacağım ona da. Buradaki heykelle Hezarfen Ahmet Çelebi anlatılmaya çalışılmış. Ben anlamamıştım ama sanatsal bakınca demek ki anlaşılmış. Güzel bir yapı. Burada gördüğünüz şu gümüş peteklerin üzerinde üniversiteden mezun olan üniversite birincilerinin isimleri yazıyor normalde. Bunun sonrasında bu iş biraz daha ticarete dökülmüş ve bağış yapan kişilerin isimleri buraya yazılır hale gelmiş. Yani güzel bir gelenek ama böyle bir ticari amacı olmasaymış daha iyiymiş ama bu ticari amaç dediğim şey hani bağış karşılığında yapılan bir şey. Kötü değil ama daha iyisi de olabilirmiş. Neyse. Şurada bir Kızıl Kayalar var. Burası ıslak hamburgerci. Hemen onun yanında bir kuaför var. Ben Kızıl Kayaları boykot ediyorum. Bu şekilde. Burası İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öğrenci yemekhanesi. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine günde 2 öğün yemek veriyor. Öğlen 5 lira, akşam 10 lira olmak üzere ücret ödüyorsunuz. Hafta sonu yemek yok. Sabah kahvaltısı da bulunmuyor. Yemek yani fiyat performans 5 lirayla 10 lirayla ne yiyebiliyorsanız onu yiyebiliyorsunuz. Fazlası yok. Yine de bir yemek hakkında öğrencilerden fikir alacağım. Arkadaşlar burası 7/24 açık bir mekan. Kovan diye geçiyor. Kütüphane alternatif öğrencilerin hem ders çalışabileceği hem yemek yiyip bir şeyler içebileceği bir mekan. Üniversitelerde 7/24 açık mekanların olması artık bir şey seviyesi, hani elitçilik seviyesi. Çok güzel de dizayn edilmiş gibi hem sessiz çalışabileceğiniz yerler var hem açık alanda durup çalışabileceğiniz yerler var. Büyükçe de bir yer. Tam karşısında da şöyle bir spor salonu var. Genişçe de bir yer. Şöyle size göstereyim. Mantıklı buluyorum 7/24 açık bir yerin olmasına. Umarım sayısı daha da çok artar ve diğer üniversitelere de örnek olur. Arkadaşlar burası İstanbul Teknik Üniversitesi'nin spor salonu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aklınıza gelebilecek her türlü sporu yapabiliyorsunuz. Amerikan futbolu da yapabiliyorsunuz, tenis oynayabiliyorsunuz. Hatta şurada tenis kortu da var. Yine fitness yapmak istiyorsanız okulda fitness salonu da bulunuyor. Okul size spor alanında tüm destekleri veriyor. Okulun içinde bir adet de Migros var arkadaşlar. Toplam şimdilik 2 adet market görmüş olduk. Size şimdi 3. marketi de göstereceğim. Bakalım gösterebilecek miyim? Evet, A101'i görüyorsunuz. Okulun içinde 3 tane market olması oldukça iyi bir şey arkadaşlar. Normalde üniversitelerin içindeki marketler genellikle pahalı oluyor. Fakat burada hem rekabet oluşturuluyor hem de zincir market olduğu için fiyatlar biraz daha uygun oluyor. Aklınızda bulunsun, kanun gereği Türkiye'deki hiçbir üniversitenin içinde bulunan markette alkol ve sigara satışı yapılmamaktadır. Kamu spotu olarak bilgilendirmiş olayım sizi de. Burada da üniversitenin tenis kortları var arkadaşlar. Toplam 4 adet tenis kortu bulunuyor ve bunların yeni yapıldığını öğrendim. Hemen yan tarafta merkezi spor salonunun yanında olması da ayrıca iyi bir şey. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin uçak ve uzay fakültesinin önündeyiz şu an. Burada da bir uçak var, jet uçağı var. Burası İstanbul Teknik Üniversitesi'nin en yüksek puanla alan bölümlerini bulunduran bir fakülte. Türkiye'nin en iyi fakültelerinden biri ve öğrenci kitlesi olarak çok kaliteli öğrenciler yetiştiren, çok kaliteli bilim insanları yetiştiren bir yer. Hocaları da çok kaliteli. Bana binası biraz eski gibi geldi ama binanın eski olması pek de bir şey ifade etmiyor. Çünkü içeride verilen eğitim yine de çok kaliteli. Burada da İTÜ Stadyumu var. Birazdan buranın içine gireceğiz ve stadyumda neler olup olmadığına bakacağız. Thank you.
kampüsün içinde dolaşmaya devam ediyoruz. Burada Avrasya Yer Bilimleri adında bir merkez var. Burada Celal Şengör de akademisyenlik yapıyor. Yine Uhuzam adında da bir merkez daha var. Burada uluslararası hesaplamalar yapılıyormuş. Üniversitenin süper bilgisayarı burada yer alıyor. Şurada da inşaatı yarım kalmış ucube bir bina var. Neden yarım kaldı hakkında net bir bilgim yok. Burası İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi. Buranın fakülte binası burada fakat derslikler ve tersanesi İstanbul'un Tuzla ilçesinde yer alıyor. Burada da İTÜ KAT adında bir gemicilikle alakalı bir tesis var. Avrupa'nın 7.'si olarak açılmış ve hizmet veriyor. Burada görülen yer İTÜ'nün merkezi derslik binasının B bloğu. Bir de buranın A bloğu var. Buradaki araçlar kampüs içinde hareket eden ringler. Bu araçlar ücretsiz çalışıyor ve yurtlardan öğrencileri alıp dersliklere, fakültelere kadar bırakıyor. 20 dakikada bir hareket ediyor. Ücretsiz olması çok iyi bir şey. Hemen buranın yanında da Big Slice adında bir pizza dükkanı var. Burada gördüğünüz yer yurtlar bölgesinin bulunduğu yer. Karşıda şu an zoom yaptığım yer İstanbul Teknik Üniversitesi'nin lojmanları. Hemen yanında da İTÜ Camisi yer alıyor. Lojmanların böyle olması çok güzel. Manzaraya karşı, doğaya karşı çok güzel bir yerde yer alıyor. Burada İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yurtları bulunuyor arkadaşlar. Hem erkek hem kız öğrenci yurtları var. Burada da bir tane var, burada da bir tane var, burada da var. Burada da var ve bu şekilde yaklaşık 20-30 tane, ben sayamadım, sayısını da bilmiyorum ama bayağı yurt var. Burada da İTÜ Mezunlar Derneği'nin yurdu var. Bu şekilde üniversite öğrencileri kampüs içinde konaklama fırsatını buluyorlar ve yurdun kampüs içinde yakın bir mesafede olması çok iyi bir şey. Şu an yurtlardan gölete doğru iniyoruz. Manzarada İstanbul 2. Köprü var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Burada İstinye Vadisi'nde bir akarsuya set çekilerek bir gölet yapılmış. Ve İTÜ Göleti. Burada bir müze yer alıyor. Doğal Yaşam Müzesi. Az önce yakınlaştırdığım yer Doğal Yaşam Müzesi'ydi. Burada öğrenciler mangal hariç, çünkü duman ve ateş yakılmasını istemiyor üniversite. Onun haricinde pikniktir, yürüyüş, bisiklet sürme gibi birçok güzel aktivite bu alanda yapabiliyorsunuz. Alkol kullanmak da yine yasak burada. Burada dayımız böyle kazları arkasına almış yürüyor. Çok tatlı görünüyordu. Onu çekmek istedim. İTÜ'nün Ayaz Ağa kampüsünde en sevdiğim yeri oldu yani artık. Göletteyiz arkadaşlar. Muhteşem bir manzara var. Anlatamıyorum yani size. En son bu kadar güzel bir manzarayı Boğaziçi Üniversitesi'nin Hisar kampüsünde görmüştüm. Şöyle ormanın içinde bir vadi burası. Buraya bir set çekilmiş. Sonrasında da bir yapay gölet oluşturulmuş ama şu an hava bahar havası. Rüzgar çok tatlı bir şekilde esiyor. Manzarası muhteşem. Kargalar var. Şurada ördekler var. Şurada giden kazlar var. Kuşlar falan. Yani acayip beğendim ya ben burayı. Hatta bakın şurada da bir karette gördüm. Şurada da bir karette var.
kampüs olarak çok güzel, çok beğendim. Devam ediyorum gezmeye. Burada da bir tabela var. Az önce gösterdim. Lojmanlar ve İTÜ Camisi'ne buradan gidiliyor arkadaşlar. Yine burada gölet var. Biz de buradaki yürüyüş yolunun içinden göletin etrafında bir tur atacağız. Bakalım bir manzara oradan nasıl görünüyor. Umarım saldırmazlar bize yani. Bunlar bazen saldırıyorlar. Taha merhaba. Merhaba. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrencilik hayatı nasıl? İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrencilik hayatı gayet güzel diyebilirim. Yani okulumuzun çok fazla olanağı var. Hani sosyal anlamda, spor anlamında, eğitim anlamında zaten çok önemli, çok kıymetli isimler ders veriyor. Çeşitli konferanslar, çeşitli etkinlikler düzenleniyor sürekli. Gayet güzel olanaklar sağlıyor öğrencilerine. Sosyal hayatı nasıl? Sosyal hayatı bazı alanlarda biraz daha zayıf kalabiliyor diğer okullara göre. Ama o konuda da kulüpler oldukça etkin rol oynuyor diyebilirim. Yani kulüplerimizin çok fazla etkinliği ve oluşumu var kendi altlarında. Onlar sürekli belirli etkinlikler düzenleyip hem katılımcı olarak katılabiliyoruz hem de istediğimizde yerde alabiliyoruz görevli olarak. Tamamdır, teşekkür ederim. Rica ederim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kampüslerinden bahsetmek istiyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin İstanbul'da yerleşik olarak 5 kampüsü var. Bir kampüs de Kıbrıs'ta bulunuyor. Bu 5 kampüsten Ayaza, Taşkışla, Maçka ve Gümüşsuyu kampüsleri İstanbul Avrupa yakasında. Tuzla kampüsü de İstanbul Anadolu yakasında bulunuyor. Tuzla kampüsünde Gemicilik Fakültesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tersanesi bulunuyor. Makine Fakültesi, Tekstil Fakültesi, Yabancı Dil Hazırlık Okulu Ayaza'da bulunmuyor. Diğer detaylı fakültelerin nerede bulunduğunu videonun açıklama kısmına yazacağım. Hangi fakültenin nerede olduğunu açıklama kısmından öğrenebilirsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 38 bin öğrenci var. Bunlardan 25 bini lisans öğrencileri oluşturuyor. Geri kalanı da yüksek lisans öğrencileri oluşturuyor. Üniversite öğrencilerine yurt imkanı sağlıyor. 1300 kişilik kız yurdu, 2100 kişilik de erkek yurdu bulunuyor üniversite kampüsünde. Yurtlar Ayaza kampüsünde ve Gümüşsuyu kampüsünde yer alıyor. Barınma konusunda üniversitenin öğrencileri KYK yurtlarında da kalıyorlar. Genellikle Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde. Onun haricinde İstanbul'un neresinde boş yer varsa orada konaklayabiliyorlar. Biraz da öğrenci profilinden bahsetmek istiyorum. İTÜ'nün öğrencileri Türkiye'nin en zeki öğrencileri genellikle. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde okuyorlar. Hatta en iyisi de diyebiliriz bence. Türkiye'nin en köklü üniversitesi, 250 yıllık bir geleneğe sahip üniversitesinde okuyorlar. Öğrencilerin çoğu bu bilince sahip. Henüz öğrenciyken üretmeye başlayan, bilimsel çalışmalar yürüten, grup çalışmaları yürüten bir aktif bir öğrenci toplulukları var. Yarışmalara katılıp derece yapan çok fazla öğrenci grubu, çalışma grubu bulunuyor. Sosyal olarak bana göre de biraz zayıf bir öğrenci toplumuna sahip. Sosyal olarak aktif olmaları durumunda çok daha güzel bir kampüs hayatı yaşanılabilir diye düşünüyorum. Ben üniversite videoları çekerken Taşra Üniversitelerine gittim de böyle insanlar bu ne yapıyor böyle elinde telefon mikrofonla geziyor falan diye böyle bir durup bakarlar. Fakat işte İTÜ'de çektim, Boğaziçi'nde çektim, Yıldız Teknik'te çektim. Böyle bir tepkiyle hiç karşılaşmadım. Burası böyle biraz daha anlayışlı ve ne olduğunu bilen insanların olduğu bir yer. Öğrencilerin kampüste yaşaması kampüsü 7/24 canlı tutuyor. Kampüste 7/24 açık mekanların olması da öğrencilerin yine işine geliyor. Ulaşım açısından da biraz bahsetmek istiyorum. Bulunduğumuz Ayaza kampüsü hemen metronun kenarında bulunuyor. İstanbul Maslak'ta yer alıyor ve tamamen plazaların, gökdelenlerin arasında yer alan devasa ve yemyeşil bir alan burası. İTÜ'nün diğer kampüsleri Maçka, Taşkışla ve Gümüşsuyu da Taksim Meydanı'na 5 dakika mesafede bulunuyor ve yine metroya çok yakın bir yerde bulunuyor. Ulaşım olarak tüm kampüsleri çok iyi yerlerde alıyor. Sadece Tuzla kampüsü biraz İstanbul'a uzak bir yerde yer alıyor.
üniversiteye geldiyseniz ve üniversitenin içindeki yurtlardan birinde kalıyorsanız hayat sizin için çok güzel. Başka bir yurtta kalıyorsanız, bir KYK yurdunda kalıyorsanız biraz daha bir zorluk çekebilirsiniz. Fakat ulaşım probleminizi hallettiğiniz zaman herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Hangi fakültede, hangi bölümün olduğunu merak ediyorsanız videonun açıklama kısmına bakın. Orada detaylı bir şekilde yazacağım arkadaşlar. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Kimya ve Meteoroloji Fakültesi. Bina bu şekilde arkadaşlar. Şöyle önünde de İTÜ 250. yıl özel logoları bulunuyor. Binalar biraz eski gibi geldi bana bu üniversitede ama dediğim gibi binanın eski olması sizi yanıltmasın. Bina ne kadar eski olursa olsun verilen eğitim kalitesi hala çok yüksek, hala çok iyi. Bu şekilde. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maden Fakültesi'ne giriyoruz şimdi. Buranın çok güzel bir orta bahçesi varmış. Oraya bakacağız. Maden Fakültesi'ne maden mühendisi, jeoloji mühendisi, petrol ve doğalgaz mühendisi, jeofizik mühendisi ve cevher hazırlama mühendisi bulunuyor. Toplamda 5 adet bölümü var. Arkadaşlar Alişon'un bir video klasiğidir. Geldi üniversitenin tuvaletlerinin temizliğini kontrol eder. İTÜ'ye geldik. Maden Fakültesi'ndeyiz. Aynası tertemiz. Lavabolar da temiz. Peçete yok ama başka güzel bir şey var. Burada bir saç kurutma makinesi var ama pek de etkili bir saç kurutma makinesi yok. Tuvaletlere bakacağım. Burası biraz karışık. Hemen göstermek istemiyorum. Yani orta temizlikte peçetenin olması iyi. Dağınıklık yok. Çöp kutusu da burada var. Benim bu tuvalete puanım 8. 8 puan veriyorum. Güzel bir tuvaletmiş, temizmiş. Şimdi Maden Fakültesi'nin kantinine geldik. Burası bir lokanta, restoran gibi de çalışıyor aynı zamanda. Burada fiyatları görebilirsiniz. Beyaz etler 67 liradan başlıyor. 79 liraya kadar gidiyor. Kırmızı et var yine. İsteyene noodle, salata, makarna, dürüm, kahvaltı çeşitleri bayağı var. Fiyatlar çok da uygun değil gibi ama çok da yüksek değil. Gelirseniz fiyatlar bu şekilde. Şimdi fiyatlarını gösterdiğim kafenin bir bahçesi var. Şöyle oturma yeri var. Burada langırt oynayabiliyorsunuz. Ve şöyle de küçük bir şelalesi var. Arkadaşlarım da burayı ilk kez gördüler ve bayağı şaşırdılar. Ben de burayı oldukça beğendim. Böyle Ege'de bir meyhane havası veriyor. Çok güzelmiş. İşte güzel üniversitede okursanız böyle şeylerle karşılaşırsınız arkadaşlar. Üniversitede öğrenci kulüpleri oldukça fazla var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaklaşık 200 adet öğrenci kulübü var. Öğrenci kulüplerinin odaları şöyle. Fakültenin içinde bir alan veriliyor ve bu alanda öğrenci kulüpleri çalışmalarını yürütüyor. Burada da maden mühendisinin kulüp odasını görüyoruz. Güzelce dekore edilmiş ve fakültenin içinde olması gayet güzel. Hemen yan tarafta jeoloji mühendisinin odası var. Burada da jeofizik mühendisi kulübünün odası var. Bu şekilde güzel bir şekilde odaları var. Hatta burada da yaptıkları bir etkinlik mi bu? Evet, burada da bir yaptıkları etkinlik varmış. Maden mühendisinin orta bahçesi burası arkadaşlar. Şimdi bir YTÜ'nün orta bahçesiyle karşılaştırdım da biraz küçük geldi bana ama. Şaka bir yana burası da çok güzel bir yer. Burada gördüğünüz tüm bloklar maden fakültesine ait bölümlerin derslikleri. Tam ortasına da böyle güzel bir avlu şeklinde güzel bir havuz ve yemek yemek için güzel yerler var. Gayet güzel. Beğeniyorum böyle yerleri ben. Şimdi bu fakültede Türkiye'de sadece burada bulunan cevher hazırlama mühendisliği var. Tahminimce o mühendislik bölümüne ait bir sergi burası. Burada pirit taşı var. Akdağ Madeni'nden getirilmiş, Yozgat'tan. Divriği'den gelmiş. Yine burada başka bir taş var. Van'a Dinit taşı var. Maden Fakültesi'nin sergisinde. Bunlar ders dışı öğrenme materyalleri arkadaşlar. Gittiğiniz üniversitelerde
böyle şeyler varsa bunlar sizin öğrenmenize oldukça katkı sağlıyor. Yine burada da bir dinozor sergileniyor. Bu şey T-Rex değil mi? Neymiş bunun adı? Allazorus. Ben küçükken bir şey izlerdim. TRT Çocuk'ta dinozor ailesi çıkardı. Onu izlerdim. Orada işte Dainy Shiny kardeşler vardı. Onların maceralarını çok severdim de. Bu da gayet güzel duruyor. Maden Fakültesi'nin girişinde yer alıyor. Burada küçük haritası var. Ve tahminimce ben bu haritanın neden böyle renkli olduğunu biliyorum. Şurada örneğin ben Elazığlıyım. Elazığ'da bir vişne çürüğü mermeri adında bir mermer çıkıyor ve bu renkte çıkıyor. Bu yüzden Elazığ'ı bu renge boyamışlar. Diğer şehirler de tahminimce o yüzden o renge boyanmış. Maden Fakültesi'nden çıktık. Maden Fakültesi'ni tanıtmamın özel bir amacı yoktu. Öyle yoldan geçerken uğradık, tanıttım ben de. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Elektrik ve Elektronik Fakültesi burası. Bu fakültede bilgisayar mühendisi, elektrik mühendisi, elektronik haberleşme mühendisi gibi bölümler bulunuyor. Hemen yanında maden mühendisi var ve MET çimlerine yakın bir konumda bulunuyor. Bu fakültenin öğrencileri biraz manyak olduğu için çok da... Kampüs içi ulaşım için, üniversite kampüsünün içinde şöyle elektrikli skuterlar var. Bunların olması gayet iyi çünkü acil bir işiniz çıkıyor okulun içinden. Oraya gidip gelmeniz için bunları kullanmanız işinize yarıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin meşhur MET çimleri burası arkadaşlar. Karşıda gördüğünüz beyaz bina merkezi derslik binasının A bloğu. Önünde de öğrenciler oturuyorlar. Bir sosyal ortam var çok güzel. Burada sohbet, muhabbet, şurada bir espresso lab var. Bu bina da 7/24 açık değil mi? Evet. Aynı zamanda bu bina da 7/24 açık oluyor. Oldukça güzel bir ortam fakat burayı da ben çok seviyorum ama ağaçların olmaması ve gölgenin olmaması biraz kötü. Güneşte oturuyoruz ama oluyor. Bekir merhaba. Merhaba. Bize kendinden çok kısa bahseder misin? Ben Bekir Hıdıroğlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bize İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki öğrencilik hayatından biraz bahseder misin? İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrencilik hayatı gerçekten çok renkli ve çok eğlenceli geçiyor. Gördüğünüz gibi çok büyük ve çok yeşil alan bir kampüsümüz var. Bir sürü sosyal aktivite yapabileceğimiz, yemek yiyebileceğimiz, arkadaşlarımızla vakit geçirebileceğimiz bir sürü restorana ve mekanlara sahibiz. O yüzden öğrencilik hayatı açısından gayet renkli ve neşeli bir yer. Bekir, sen geçen dönem Erasmus'a gittin. Evet. Bize çok kısa Erasmus sürecinden bahsedebilir misin? Erasmus sürecim çok güzeldi. Güz dönemi için Erasmus'taydım, Litvanya'daydım, Kaunas Teknoloji Üniversitesi'ndeydim. Erasmus süreci için havuz derslerinize çok önem göstermeniz gerekiyor. Birinci dönem ortalaması çok yüksek olması gerekiyordu. O yüzden havuz dersleriniz güzel olursa Erasmus süreciniz daha çok kolaylaşacaktır. Zaten üniversite sınav girişinde hazırlıkta verdiğiniz proficiency sınavındaki notunuz da İngilizce için, Erasmus'ta baz alındığı için proficiency sınavınız da önemli. O yüzden özen göstermeniz lazım. Oradaki Erasmus deneyimin nasıldı? Nasıl bir yer? Litvanya güzeldi. Kaunas Üniversitesi oldukça sessiz, sakin. Çok fazla büyük bir yer değildi. Beklentilerin aksine insanlar yanılabilir. Araştırmaları lazım giderken. Ama güzel bir üniversiteydi, sessizdi. Biraz kasabavari bir yerdi, merkezi harici. Ama merkezi Old Town'u, New Town'u oldukça keyifliydi. Zaten oradan da vize sayesinde diğer Avrupa ülkelerine geçiş yapıp tatilimi yaptım. Çok güzel. İnsanlar sence Erasmus'a gitmeli mi? Herkesin ömründe bir kere yaşaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden farklı kültür, farklı insan ve İngilizceye biraz maruz kalmak herkesin dil açısından çok oldukça keyifli ve neşeli olacaktır. O yüzden herkesin bir kere yapması lazım bence. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Dostlar selamlar. Merhaba. Doğan benim Yıldız Teknik Üniversitesi'nin arkadaşım. Reşit de benim okuldan arkadaşım yine. Bugün benimle beraber İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeler. Kendileri Yıldız Teknik Üniversitesi'nde elektronik haberleşme mühendisi okuyorlar. Size bir sorum olacaktı. Öncelikle İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kampüsünü beğendiniz mi? Benimle beraber tüm kampüsü gezdiniz siz de. Ben bayağı güzel buldum. Hani Yıldız Teknik'le kıyaslıyorum genelde. Hani Yıldız'ın kampüsü daha güzel, onu söyleyebilirim bir Yıldız Teknik'le olarak. Ama onun dışında diğer gezdiğim kampüslere göre gayet yeşil ve binaları olsun, hani ortamı olsun, güzel olduğunu düşünüyorum. Reşit, sen ne düşünüyorsun? Tabii Doğan'ın dediği gibi aslında avantajları ve dezavantajları var. Burada Yıldız'a göre çok daha fazla market ve kafe var.
Ama Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki kampüs ortamı daha ortak ve her insanın aynı ortamda birleştiği yerlerde, genel olarak işte orta bahçede ya da işte belli kafelerde. Burada çok daha fazla dağınık ve tabii ben kalabalık seviyorum, insanların bir arada olmasını seviyorum. O yüzden tercihim Yıldız olur kampüste. Ama İTÜ'nün de marketler olsun, kafeler olsun çok daha fazla seçeneği var. Böyle bir avantajı var. Tamam. Örneğin puanın Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğine yetiyor. İlk 5000'ini alıyor sayısalda. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de matematik mühendisliğine yetiyor. Sen bu durumda nasıl bir tercih yapardın? Ya şimdi şöyle, İTÜ akademik anlamda baktığın zaman Yıldız Teknik Üniversitesi'nden çok daha iyi gözüküyor. Ama akademik anlamda düşünecek olursam tabii ki İTÜ seçerim. Ama Yıldız'ın sosyal anlamda kulüplerin aktifliği, sosyal avantajları, bulunduğu işbirliklerinden dolayı ben sanırım Yıldız seçerdim. Çünkü ben sosyal hayatıma, sosyal çevreme akademik anlamda, akademik eğitimden daha fazla önem veren bir insanım. Tabii bu tercih meselesi. Ben muhtemelen yine Yıldız seçerdim. Çünkü okul kulüplerinin aktifliği, benim üniversite hayatımın sadece akademiden ibaret olmadığı ve sosyal hayatımı daha renkli geçirmek istediğim için, üniversite hayatımı daha renkli geçirmek istediğim için ben yine Yıldız seçerdim. Tamamdır. Teşekkür ederim. Akademik kariyerinizde size başarılar dilerim. Şimdi yeşil alandan İTÜ Medin içine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burası merkezi derslik. Üniversiteye gelince matematik, fizik, kimya gibi derslerin genelini burada alıyorsunuz. Farklı bölümlerdeki insanlarla beraber. Bir bakalım Med nasıl bir yermiş. Böyle devasa, kocaman bir kapalı alan. Burada yüzlerce masa var arkadaşlar. Öğrenciler ders çalışıyorlar, ödevi yapıyorlar. Hemen yan tarafta da bir açık alan var. Buranın içinde kantinler, kafeteryalar, kırtasiyeler bulunuyor. Şuralarda derslikler bulunuyor. Burada bilgisayarla çalışan arkadaşlar var. Güzel dekore edilmiş. Üst katta da yine derslikler bulunuyor şöyle. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin merkezi derslik A bloğu bu şekilde. Şimdi burada agalarla oturduk. Çay, sigara yapıyoruz. 5 çay aldık. 5 çaya şu kafede 25 lira verdik. Çay başına 5 lira oluyor. İTÜ'deki turumuz bitmek üzere. Şimdi MET'ten çıktık az önce. Şuradaki bina oluyor. MET, merkezi derslik demek. Şimdi üniversite hakkında birkaç tane yorum yapacağım. Öncelikle tam olarak oturmuş bir üniversite. Birkaç tane küçük inşaat daha var. Bitmemiş bir inşaat var. Hatta yan tarafında da bir inşaat var. Ne olduğunu bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Oturmuş bir üniversite dediğim gibi. Ulaşım imkanı çok iyi. Kampüs içi ulaşım olarak da üniversite öğrencileri için ücretsiz ring araçları var. Özellikle yurtlar bölgesinden fakültelerin olduğu yere ringlerle gelebiliyorsunuz. Yemekhane hizmeti yine çok kötü değil. Yurtlar konusunda da üniversitenin bir 4000 kişilik kendi yurdu var. Bu da çok iyi bir şey. Fakülteye biraz dağılmış durumda. Gemiciler ayrı yerde, makinacılar ayrı yerde. Hazırlık ayrı bir yerde. Burada bir kopukluk var ama bu kötü bir durum değil. En azından Ayazdağ kampüsü çok kalabalık olmamış oluyor. Şimdi bu video başlı başına size yetmeyecek. Sadece İstanbul Teknik Üniversitesi nasıl bir yer olduğunu öğrenmeniz size yetmeyecek. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni muadili başka bir üniversiteyle karşılaştırmanız gerekiyor. Belki ODTÜ, belki Boğaziçi, belki Yıldız Teknik, belki İstanbul Üniversitesi ya da Koç Sabancı gibi özel üniversitelerle karşılaştırmanız gerekiyor. Bunun için benim YouTube kanalımda bulunan üniversite tanıtım videolarını yukarıda çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Bu inşaatın neden yapıldığını öğrendim arkadaşlar. Hazırlık eğitimi Gümüşsuyu kampüsünden taşınıp buraya gelecekmiş. Yani hazırlık eğitimi artık Ayazağ kampüsüne verecekmiş. Onun için buraya bir derslik, fakülte tarzında bir şey yapılıyor. Hatta şöyle de bir planı göstereyim size. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin arı kapısı da bu şekilde arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geldik.
şöyle genel bir göstereyim size İstanbul Teknik Üniversitesi'nin girişine. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki kampüs tanıtım turum bitti arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz Arıkapı'dan tekrar geri çıktık. Başka bir şehirde, başka bir yerde, başka bir üniversitede, başka bir evrende görüşmek üzere. Ali Şo'dan kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Şimdi bir bonus var arkadaşlar. Biz burada beni İTÜ'de gezen arkadaşlarım ve Yıldız'dan gelen arkadaşlarımla beraber İTÜ öğrencilerinin en çok gittiği ve favori yemekçisi olan Masak Pilavcısı'na gidiyoruz. Orada da bir pilav yiyip yorum yapacağız. Şimdi agalarla geldik buraya. Şu bol tavuklu pilav, bir de ayran. Bu 60 lira değil mi? 55 lira. Çok iyi. Dostlar selamlar. Merhaba. Reşit benim okuldan arkadaşım. Doğan.